Malum her Aralık ayının ilk haftası asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor ki 2019 bir sonraki yılın asgari ücretini tespit etmek amacıyla yine 2019 yılının asgari ücretini uygulanacak asgari ücret tespit etmek için de ilk toplantının önümüzdeki hafta yapılacağını biliyoruz. İlk toplantıda tabii taraflar masaya geliyor. İşçi kesimini temsil eden Türk İş, işveren kesimini temsil eden İşçi Sendikaları Konfederasyonu ve hükümet adına da 5 isim masada oluyor. Yani toplam 15 kişi oluyor. Normal şartlarda daha önceki dönemlerde Çalışma Bakanı da ilk toplantıya başkanlık yapıyor ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte o yapıda bazı değişiklikler olabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle bakanın toplantıya katılıp katılmayacağı henüz net değil. Ancak 15 kişiyle toplandığını söyleyebiliriz. İlk toplantıda taraflar görüşlerini masaya getirecekler elbette. Bu görüşler çerçevesinde bir rakamın telaffuz edilmesini beklemiyoruz. Genelde ikinci ve üçüncü toplantılarda bu rakamlar gündeme geliyor ki ikinci toplantı özellikle Türk İş'in Türkiye İstatistik Kurumu verileri çerçevesinde ortaya konulacak bir işçinin aylık yaşam maliyeti konusunda bir rakam ortaya konması gerekiyor. Şu civarda yani şu günlerde bu rakamın 2300 lira olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu rakam üzerinden bir değerlendirme yapılmasını isteyecektir. İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda her zaman Türkiye gerçeklerine uygun bir artış talep ediyor. Ve özellikle de işverene verilen 100 liralık asgari ücret desteği var. Malum 2 yıldır veriliyor. Bu yıl bunun artırılarak devam etmesini de talep edecektir. Ama dediğimiz gibi ilk toplantıda sonrasında yapılacak değerlendirmeler neticesinde bunu göreceğiz. Tek net olan bir şey var. Yıl sonu enflasyon hedefi %20,8 oranında ki bu oran üzerinden bile bir artış yapılacak olursa 1940 lira civarında bir rakam ortaya çıkacaktır asgari ücrette ama bunun üstünde mi olur altında mı olur elbette bu komisyon toplantılarının neticesinde öğreneceğiz ki son toplantı yani muhtemeldir 4. toplantıda bu açıklanacaktır. Bunun da Aralık ayının son haftasında olması muhtemel görünüyor ama ilk toplantının önümüzdeki hafta yapılacağını söyleyebilirim.